Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Recycle View'umuza, Custom adaptörümüzü tanımlamak için gerekli olan kodları yazacağız. Bu adaptör kavramını temel eğitimde anlatmıştım. Basit olarak ne yapıyordu? Bizim layout'umuzu alıyordu. Listede göstermek üzere verileri içeren bir yapıya dönüştürüp listemizi oluşturuyorduk bunu kullandığımız zaman. Şimdi bu örneği yaparken ilk olarak ne yaptık? Şuradaki örnekte gördüğünüz bir satırda görünecek olan layout hazırladık. Daha sonra gittik Java kodumuza ve data modelimizi hazırladık. Yani burada göstermek istediğiniz verileri içeren bir model hazırladık. Ve şimdiki sıra ise kendi adaptörümüzü yaratmaya sıra geldi. Recycle View'da kullanmak için. Bunun için iki tane kıstasımız var. Yaratacağımız adaptör sınıfı Recycler View nokta adaptör sınıfından extend etmemiz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi bu içerisinde My View Holder diye bir nesne tutuyormuş. Ve bu sınıfı da yine görüyorsunuz Recycle View nokta View Holder sınıfından extend etmemiz gerekiyormuş. Şimdi bu biraz uzun olacak. Belki diğer derslere göre biraz daha karışık olacak. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece anlamaya çalışırsanız, hani mantığını anlamaya çalışırsanız bu kodu ilerleyen zamanlarda kopyala yapıştırla kullanacaksınız. Sıfırdan bir daha yazmanız gerekmeyecek. Sadece kendi isteğinizle ilgili nereleri değiştirmeniz gerektiğini, nerelere nasıl müdahale etmeniz gerektiğini anlasanız yeter. Ben kodun içinde de ilgili uyarıları yapmaya çalışacağım diyorum ve adaptörümüzü tanımlamak için Android Studio'ya geçiyorum. Şimdi öncelikli olarak şuradaki package'a yeni bir Java sınıfı tanımlıyorum. Bunun adına Emre Adaptör diye bir isim takıyorum. Hiç önemli değil. Daha sonra bizim kıstasımız neydi? Bu sınıfı Recycle View'da kullanmak için bir adaptör olarak kullanacaksak Recycle View nokta adaptör sınıfından extend etmem gerekiyor. Bu da içine My View Holder diye bir tane sınıfla ilgili verileri tutacakmış. Hemen onu da yine Emre Adaptör sınıfının içinde tanımlıyorum. Class diyorum. My View Holder diyorum. Bu benim kendi sınıfımın kendi adı. Bunu da neyden extend etmem gerekiyor? Recycle View nokta View Holder sınıfından extend etmem gerekiyor. Şunu da şöyle parantezlerini açalım. Ve hatalar alıyoruz şu an için. Şimdi şurada ilk olarak şunu tanımıyor. Normalde tanıması lazım, değil mi? Artık benim My View Holder diye bir sınıfım var. Şimdi bunu Emre adaptörün içine yazdığımız için şöyle basit bir şekilde başına Emre adaptör nokta derseniz bu artık bunun için tanımlı olmuştur. Şimdi bu sınıfta bir hata var. Şöyle bir gelip Alt Enter'a basarsak ne diyor? Bunun diyor bir constructor yok. Bunu yazmak zorundasın. Yaptık. Ve gördüğünüz gibi My View Holder sınıfımın constructor'ı oluşturuldu. Bunu buraya çekiyorum. Şurada da yine Alt Enter'a basıyorum. 3 tane metodum varmış implement etmem gereken. Onları da oluşturduğumda şu an için altyapımız hazır ve hiçbir hata almıyoruz. Şöyle basit bir şekilde her birinin ne işe yaradığından bahsedeyim öncelikle. OnCreateViewHolder arkadaşlar, şöyle uygulamanızı ilk açtığınızda ekranda gördüğünüz ilk atıyorum bu örnek için 2, 4, 7 tane eleman için inflation işlemini yapacak. Ve bunu daha sonra bir daha yapmayacak. Niye? Çünkü biz ne dedik? Inflator işlemi çok masraflı bir işlem. Bu yüzden daha önce inflate ettiği şeyleri kullanacak. Buna da biz convert view diyorduk kendi base adaptör örneklerimizde. Ama burada artık onları yapmıyoruz. Bunu otomatik olarak yapacak bu. OnBind View Holder ise buradaki inflate ettiği view'ları, yani mesela burayı XML'den Java'ya dönüştürdü. Buraya gelecek. Gördüğünüz gibi parametre olarak zaten o tipte bir veri istiyor. Burada ilgili tıklanan öğenin verilerini burada dolduracak. Yani o view holder'a biz bilgileri bind edeceğiz, bağlayacağız. Get item count listenizin eleman sayısı zaten. My view holder'da da ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki bir tane satırı biz inflate ettik ya. Yani XML'den Java'ya dönüştürdük ya. Her birini find view by id ile bulacağız ve data ekleme işlemlerini de yine bunun içinde yapacağız deyip şimdi buraya geliyorum. Öncelikli olarak adaptörümde
Genel olarak kullanacağım ne olması lazım? Bir daha önceden oluşturduğum bir array list olması lazım, değil mi? Ve ben bu array listi ne tipte oluşturmuştum? Manzara tipinde oluşturmuştum. Şöyle bir kullanım var. Artık Stack Flow'da falan araştırırken herkes kendi yarattığı değişkenlerin başına M koyuyor. Biz de artık öyle yapalım ve diyelim ki data list. Değişken isimlerini de verirken şöyle büyük harfle başlayıp kelime bittikten sonra diğer kelimeyi de yine büyük harfle başlatsanız daha tutarlı bir kod yazılımınız olur. Bunu yapmaya dikkat edelim. Şimdi bu nesnem benim veri kaynağımı tutacak. Peki. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu metot dışarıya MyViewHolder tipinde bir geri dönüşü olması gerekiyormuş. Bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Öncelikle şu return'ü bir sileyim. Bu ne dedik? Şeyleri şuradaki mesela bir satırı ne yapacak? Inflate metoduyla yaratacak, değil mi? O zaman diyorum ki ve o inflator bize her zaman ne döndürüyordu? View tipinde bir nesne döndürüyordu. Inflator nokta diyorum. Gördüğünüz gibi şu an için bana parametre olarak gelen de bir inflator olmadığı için ben burada bir tane layout inflator nesnesi oluşturacağım. Bunları burada yapıyoruz ya. Ne dedik? Sınıftan bir nesne üretildiğinde ilk çalışacak metot neydi? Constructor, yani yapıcı metottu. O da nedir? Public'tir ve benim sınıfımın adıyla aynı olmak zorundadır. Şöyle yapıyorum. Ve burada atıyorum. Şuradaki inflator'ı çağırmak istiyorum. Ve biz layout inflator'ı nasıl çağıramıyorduk? Layout inflator eşittir. New layout inflator diyemiyorduk. Bunun için ne kullanıyorduk arkadaşlar? Get layout service diye bir şey vardı. Onu kullanıyorduk. Veya context'i kullanıyorduk, değil mi? Hatırlarsanız. Context üzerinden de ben inflator servisini çağırıyordum. Yani bana burada ne lazım? Bu sınıftan bir nesne üretildiğinde bir tane context nesnesi lazım. Context diyorum. Çünkü bu context nesnesi üzerinden ben ancak bu inflator'ı başlatabilirim. Inflator eşittir dedikten sonra context nokta get system services context nokta layout inflator service deyip bunun iklemesini yapıyorduk diğer derslerimizde hatırlarsanız. Bu burada dursun. Bunun daha kolay bir yolu var. Şunu da hemen söyleyelim. Inflator dedikten sonra layout inflator from context diye bir şey var. Yine burada da context'e ihtiyacım var. Yani her şekilde bu adaptör yaratılırken, bundan bir nesne yaratılırken benim context'e ihtiyacım var. Bunu da nerede yaratıyoruz arkadaşlar? Mesela burada recycler view'umuzu oluşturduk. Recycler view dedik, değil mi? Daha sonra bunu her view öğesi gibi find view by id ile buluyorduk. r.id. recycler view deyip typecasting işlemini yapıyorduk. Ve daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? İlgili bir adaptörüm varsa öncelikli olarak ondan bir nesne üretiyorduk. Ve daha sonra da new emre adaptör dediğimde gördüğünüz gibi benden artık konteksi istiyor. Yani aslında ne yapıyoruz biz? Buradan yolladığım konteksi ben burada kullanmış olacağım. Konteksimde ne? İsteyip geçebilirim. Yani bu sınıf senin konteksi ulaşman için kullanacağın sınıf. Umarım anlaşılmıştır. Hani biz bu ne zaman çalışıyor? Burada ne zaman ki ben bu nesneyi yarattım. Hop, ilk önce ilgili sınıfın constructor'ı çalışacak. Burada inflator metoduyunu, inflator nesnesini ben bu şekilde burada kullanabileceğim artık. Burası güzel. Bir de bu array listi doldurmam lazım, değil mi? Ben bunu manzara.java'da getData metoduyla dolduruyordum. Şuradaki for sayesinde. Yani benim buna da burada kullanacağım için buraya getirmem lazım. Bunu getireceğim yer yine burasıdır. Ben diyorum ki ben eğer bunun constructor'ına manzara nokta get data dersem eğer benim manzara sınıfımı tutan manzara sınıfındaki get data metodu çalışacaktır ve bu sayede emre adaptörde bütün veri kaynağına erişebilir olabileceğim. Gördüğünüz gibi şuradaki manzara getData'yı metodunu biz ne yaptık? Statik tanımladık. Neden statik?
Statik tanımladığınız zaman arkadaşlar buraya gidip de manzara m eşittir new manzara sonra m nokta get data demenize gerek kalmıyor. Direkt olarak sınıf üzerinden şöyle bir noktaya basarak ilgili metoda ulaşabiliyorsunuz. İşte biz buna o yüzden statik tanımladık. Şimdi burada tabii ki bir hata alıyoruz. Niye? Diyor ki sen Emre adaptör sınıfına iki tane parametre gönderiyorsun. Yalnız bunun iki tane parametre alan konstruktörü burada mevcut değil. Buraya demek ki bir parametre eksiğimiz var. Şuraya geldiğimde diyorum ki sana manzara tipinde ne gelecek? Bir tane manzara tipinde değil bir ArrayList gelecek ve bu ArrayList'in içinde de manzara diye veriler olacak diyorum. Bu sayede gördüğünüz gibi iki taraftaki hata gitti. Yani bu adaptörde kullanacağım konteksi ve bütün veri kaynağımı ben aslında ne zaman yolluyorum? Emre adaptörden bir nesne oluşturduğumda yolluyorum. Şu an için main activity'ye daha bakmayacağız. Buraya verilerimizi aldık, inflator aldık. Tabii burada inflator'ın ilk lenmesi işlemini yaptık. Dilerseniz şöyle de yapalım. Bu sınıftaki m data list aslında diyoruz. Bu Emre adaptörden nesne oluştururken yolladığınız bu parametre var ya yani şu. Bu aslında al bunu diyoruz. Yani bana şurayla gelen veriyi buraya atan. Gördüğünüz gibi data da ArrayList manzara tipinde veri tutuyor. M data liste ArrayList manzara tipi tutuyor. Bu sayede şu an için constructor'ım bitti. Umarım buraya kadar her şey anlaşılmıştır. Şimdi adaptörümüzün constructor'ını yaptık. Verilerimizi getirdik. Inflator servisimizi başlattık. Ve artık geldik MyViewHolder'a. Ne demiştik? Bir inflator işlemi yapacağız. Inflator.inflate diyoruz. Öncelikli olarak XML'den Java'ya dönüştürmek istediğimiz layout'u veriyorduk. Nedir arkadaşlar o? Şurada hazırladığımız list item layout'uydu değil mi? Şöyle bir tane satırın verisini tutan layout. r.layout.listItem dedik. Daha sonra bunun parent'ı. Parent. Daha sonra da ne yazıyorduk? False yazıyorduk buna. Şimdi bunun ne olduğunu ben defalarca anlattım. Layout Inflator sınıfında da bundan bahsettik. Ama şöyle hızlı bir şekilde geçersem diyorum ki sen bu Layout Inflator'ı bu list item'ı XML'den Java'ya çevir verinin içine at. Bunun açıklaması bu. Ve bunu direkt olarak gidip de bu Recycler View'un kullanılacağı yani Main Activity'ye ekledik ya bunu. Direkt buna bağlama. Çünkü bu orada daha üretiliyor. Hani her satır adım adım çalıştırıyor. Direkt bitmiş değil. Direkt olarak eklememesi için de false değerini vermiş olduk. Bu ne demek oluyor? Sen bunu direkt buna ekleme. Ama main activity'deki, çünkü bunun artık parent'ı ne olacak? Relative layout olacak buraya eklendiği zaman. Bunun şuradaki özelliklerini de kullan diye bir şey demiş oluyoruz şurada. Daha fazla bilgi için, açıklama için layout inflator ile ilgili videoya bakabilirsiniz. Şimdi burada ben direkt olarak return view diyemiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu benden my view holder tipinde bir geri dönüş bekliyor. O zaman ben bunu burada oluşturayım. Holder diyorum bunun adına da. Eşittir deyip new my view holder deyip şurada oluşturduğum bu v'yi buna gördüğünüz gibi bu benden item view yani bir tane satırın görüntüsünü bekliyor. Bunu buraya yolladığımda sıkıntı kalmıyor ve geri dönüş olarak da şurada oluşturduğum MyViewHolder tipindeki nesneyi yolladım. Şimdi burada ne oldu? Şuradaki bir tane satır inflate edildi ve view'un içine atıldı ve bu view MyViewHolder sınıfıma şurada yollandı. Ve yine yollandı ve şurada holder tipine geldi ve bu metot çalıştığında geriye bunu döndürüyor. Bu buradaki holder'ı da buna yolluyor sırasıyla. Şunun hemen constructor'ına bakalım. Yani şuradaki işlemi yaptığımız zaman neresi çalışacaktır arkadaşlar? View tipinde parametre bekleyen bu constructor çalışacaktır. Gördüğünüz gibi şu an için üst sınıfa item view'u yollamış. Biz buraya gerekli kodları daha sonra yazacağız. Şu an için dursun. Evet, bu metodu da şu an için burada bitirebiliriz.
Ne yaptık böylece? Aslında bitirmeyelim. Buradan aldık, satırı çevirdik, V'ye attık. V'yi My View Holder attık, değil mi? Şu an o V'nin içinde, yani şuraya gelen Item View'un içinde neler var? Benim şuradaki layout'um, yani şuradaki bütün öğeler mevcut o view'un içinde. Şimdi orada da bizim ne yapmamız lazım? Basit olarak Find View by ID'ler deyip onları ele almamız lazım. Peki onun içinde neler vardı? Şuraya tanımlayalım. Mesela bir tane text view'umuz vardı. Manzara, şöyle my manzara başlık. Daha sonra neyimiz vardı? Bir tane image view'larımız vardı. Image view diyorum. My manzara resmi. Daha sonra neyimiz vardı? Hatta bunun dışında neler vardı? Silme ve kopyalama imajları, image view'ları vardı. Çünkü şurada gördüğünüz şeyler aslında neler? İki tane küçük resim tutan image view. Onları da buraya alalım ki yarın öbür gün bunların tıklanma işlemlerini ele almak için onlara ulaşmamız gerekecek. Ne diyelim? My sil resmi diyelim. My kopyala resmi diyelim. Değil mi? Daha sonra neyimiz vardı? Şu an için bir de şuradaki description vardı. O da nedir aslında? Bir tane text view'dur. Onu da şuraya yazalım. My manzara açıklama diyelim. Şimdi bunların Find View by ID ile bulunması işlemini şu My View Holder'a bu şurada V'yi yolluyoruz ya orada yapalım. Buraya geldi bunlar. Şu an Item View'un içinde ben onlara erişebiliyorum. Diyorum ki şuradaki benim oluşturduğum M manzara başlık var ya M manzara başlık. Bu ne aslında? Item view nokta bunun üzerinden find mesela şöyle direkt olarak yazalım çıkmayacaktır. Gördüğünüz gibi bulamıyoruz çünkü burada bir activity söz konusu değil. Ama şu şeyin içinde gelen view parametresinin içinde bunlar var ve sen bunu buradan bul diyoruz. Manzara başlığın adı nedir? Manzara başlık text view. Tabii ki de typecasting işlemi yapacağız. Aynı şekilde benim manzara açıklamam yine item view'daki find view by ID ile bulacağın neye eşit text view manzara tanım demişiz buna da description diye. Bunu da hemen typecasting yapalım. Sonra imajımız vardı. İmajlara geldik. M manzara resmi eşittir diyorum. Nedir? Item view nokta find view by id r nokta id nokta imaj manzara sonra bir de m sil resmi şuraya direkt kopyalayayım. Zaten diğeri de aynı olacak. Aynı şekilde şunu da alalım. img sil m sil değil kopyala resmi olsun bu da. Bu da nedir arkadaşlar? img kopyala. Evet. Burası anlaşılmıştır inşallah. Burada inflate ettiğim layout'u buradaki holder sınıfı yaratılırken parametre olarak gönderiyorum. Holder'dan nesne yaratıldığında burası çalışacak. Ve burada şuraya parametre olarak yolladığım öğe sayesinde bütün hepsini ben find view by id'lerle bulup gerekli değişkenleri burada bu şekilde doldurabileceğim. Ve daha sonra da bunu holder olarak bir nesne olarak geriye gönderiyorum. Şimdi bunu buradan geriye gönderdiğimde hop ne olacak? Buraya parametre olarak gelecek. Ve gördüğünüz gibi bir position diye bir değer geliyor. Bu da tıklanan öğenin pozisyonu. Yani burada bunları biz her birini ele aldık. Ama hangisine hangi veriyi atayacağımızı şöyle tıkladığımda şöyle mesela en baştan bakalım. Neydi bunlar? Sıfırdan başlıyordu. Şurası sıfır. Şuradaki sıfırıncı eleman, birinci eleman, ikinci eleman.
İşte bu da bilgi de bize buradaki position'dan geliyor. Buraya geldiğinde peki neler yapacağız? Öncelikli olarak hangi öğenin tıklandığını benim elime almam lazım, değil mi? Ve şurada tıklanan her bir öğe nedir aslında? Bir manzara tipinde bir nesnedir. Mesela tıklanılan manzara. Bunu da ben nereden alıyorum? Gördüğünüz gibi ben burada metadata listimi oluşturmuştum. Nokta diyorum, get diyorum ve position'ı burada kullanıyorum. Yani tıklanan öğeyi al. Öncelikle şöyle oluyor. Buraya bize position geldi. Yani tıklanılan öğenin pozisyon numarası geldi. Ben önce gidiyorum metadata listimden o satırdaki verileri alıp şunun içine atıyorum. Boş bir nesne aslında bu ilk başta. Mesela şunu tıkladım. Pozisyonu ne olacaktır? 1 olacaktır. Gidecek benim o data kaynağıma başlığı landscape 1, tanımı description, resmi bu olan öğeyi getirip tıklanılan manzaranın içine atacaktır. Daha sonra da şuradan gelen holder'ı, ki holder'da neler vardı? Şu an için boş vardı. Benim bunu bind metodunda ilgili verilerle doldurmam lazım. Set data diye bir metodum olsa keşke de ben bunu buna yolladığımda bu şuradaki atıyorum 3. eleman tıklandı ya, 3. elemanın verileriyle dolu olan şu tıklanılan manzaranın bilgilerini şuna koysa. O zaman ne yapmam lazım benim buna? Şurada tıklanılan manzarayı şuna göndermem lazım. Daha sonra da hangi numaradaki tıklandı onun bilgisini de yine bir pozisyonla buna göndermem lazım. Şimdi bu kıpkırmızı oldu. Tabii ki ne diyor? Holder sınıfının içinde böyle bir metot yok. Sen ne yazıyorsun diyor. Alt Enter'a basıp ben bunu burada oluşturuyorum. Burada artık ne yapacağım? Mesela 3. eleman tıklandı ya. Ben burada 3. elemanda olan bütün veriler şu tıklanılan manzaranın içinde mevcut. Bunları alacağım arkadaşlar. Ne yapacağım? Bu sınıftan nesne üretilen, yani bu sınıftan mesela bu sınıfta benim M manzara başlık bilgim var ya diyorum. Evet. Onun teksini değiştir. Neyle değiştir? Tıklanılan manzara nokta veriyi çekmem lazım. Bu yüzden get başlık metoduyla. Şöyle bir daha hatırlayalım şunu. Buradaki getter'lar, setter'ları yazmıştık. Neye yarıyordu? Mesela şu sınıftan başlık bilgisini okumak istiyorsanız get'le, buna başlık bilgisi eklemek istiyorsanız set metoduyla yapıyordunuz. Tıklanılan öğenin verilerini al dedik. Nerede? Pardon. Şurada. Artık bu sınıftaki manzara başlığa tıklanılan manzaranın başlığını al, ata. Tamam. Bu sınıftaki neyimiz vardı mesela? M manzara açıklama nokta set text diyorum. Tıklanılan manzara nokta get tanım deyip yani bundan veriyi alıyorum, get ediyorum, buna aktarıyorum, set ediyorum. Daha sonra ne diyelim? İmajımız vardı, değil mi? Bu sınıftaki M manzara resmi nerede? Resmini. Bu sefer bunda get set yoktu. Direkt set image resource vardı. Ve tıklanılan manzara nokta get image id deyip de ilgili resmi de buraya atamış oluyoruz. Evet, umarım anlaşılmıştır. Gördüğünüz gibi My View Holder sınıfıyla biz neler yaptık? Layout'umdaki ilgili view'ları, view öğelerini ben öncelikle Java koduna çevirdim ve bunların verilerini bu sınıfın içinde set data metoduyla doldurdum. Tabii ki de bunu yapmadan önce de bu set datayı nerede? Tıklanılan öğenin pozisyon değerini tutan bu metot sayesinde yapmış oldum. Şu an için bakıyorum bir eksik kaldı mı? Adaptör sınıfında bir eksik kalmadı. Şöyle bir çalıştıralım. Bakalım ekranda bir hata belirecek mi? Uygulamam açıldı ama ekranda hiçbir şey göremiyoruz. Neden? Çünkü biz burada adaptörü oluşturduk. Ama ne yapmamız lazım? Recycler view nokta set adaptör deyip
Bu adaptör nesnesini buna yollamamız lazım. Şöyle bir daha bir çalıştıralım. Uygulamam açıldı ama gördüğünüz gibi yine ekranda hiçbir şey göremiyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bu normal bir list view'da yaptığınız gibi set adaptör deyince çalışmıyor. Bunun için Linear Layout Manager'dan bir nesne tanımlayıp orada ne demiştik? Recycler View, List View'un çok daha büyüğü, çok daha gelişmişi, türlü türlü şekillere girebiliyordu. Grid View şeklinde olabiliyordu. Horizontal veya vertical bir list şeklinde gözükebiliyordu. İşte bunları gösterebilmek için de Linear Layout Manager veya işte bununla ilgili bir sınıftan bir nesne üretip bunu vermek lazım. Bunu da bir sonraki derste yapalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.